sonra ben ölüyordum. Sana demiştim ya, sana hasret gidersem diye. Değiştirmez. Ben... Bu bir hataydı. Bu bir yanlıştı. Ne? Yanlış yaptım. Özür dilerim. Ben bir an kendime yenildim. İkimizi de utandıracak bir şey yaptım. Ama bunu yapmamalıydım. Özür dilerim. Artık gitsek iyi olacak. Babanla kardeşin de seni merak etmiştir. Bana bak. Bana bak dedim. İyi değilim ya. Neden kaçırıyorsun gözlerini? Kendimi iyi hissetmiyorum. Rahatsız oldun. Pişman oldun. Çok. Hem de çok. Hiçbir mazereti yok sana dokunmanın, seninle olmanın. Ben bir günah gibi yaşayamam bu ilişki. Günah gibi mi? Efendim Önder Bey. Tamam, veriyorum. Baba, neredesiniz? Lütfen beni hemen alın buradan. Tamam, geliyoruz. At sokaktalarmış. Nereden gideceğiz? Gerçeklerden kaçıyorsun sen. Ama kaçamayız. Sen ne kadar zorla evlenmiş olsan da şu an birinin karısısın. İşte ben de bunu kaldıramıyorum. Sebeplerini biliyorum. Kardeşin de seni bağladı. Buna eminim de ama olmaz. Yasak aşk gibi yaşayamam ben bu ilişkiyi.
ne yaşarım ne de sana yaşatırım. Bizim hak ettiğimiz bu değil. Senin kalbinde bir suç gibi duramam. Birbirimizi sevmemiz suç mu? Suç. Seni görmem suç. Sana dokunmam suç. Senin yanında olmam. Demin yaptığımız suç. Kime göre? Bana göre. Bize göre. Benim kaderimsin diyorum. Ben de diyorum. Ama bunu temiz tutmak bizim işimiz. Ne yapayım Kemal? Ne yapayım? Sen söyle ne yapayım? Ozan'ı hapse attırıp seninle mi kaçayım? Sen olsan ne yapardın? Eğer Zeynep gerçekten böyle bir şey yaşasaydı sen ne yapardın? Gerekeni. Git. Leyla, bana sormadan şirketle ilgili bir şey yapma. Ben konuşacağım Ziya Bey'le. Ay tamam. Birbirimize dikkat et demekten içime fenalık geldi Kemal. Sakınan göze çöp batar bir kere. Tatlım, bugün artık hangi uçurumdan atlayacaksan sana başarılar dilerim. İyi uçuşlar. Havada da birkaç kurşun kap. Kaç defa daha konuşmamız gerekecek? Kemal çok yorgunum. İleride sağda kuytu bir yer var. Oraya gidelim konuşalım. Dinliyorum seni. Bakma şöyle. Nasıl bakmayayım? Normal halim ya bu benim. Normal mi? Artık senin hiçbir halin normal değil. Yapma şunu. Dün seni aradım ve açmadın. Sonra da telefonunu kapattın. Tamam anlıyorum benden uzak durmaya çalışıyorsun ama sana çok önemli bir şey söyleyecektim. Tamam dinliyorum seni. Hadi söyle. Gitmem lazım önemli bir işim var. Dün Taner bana Karen'i Emir'in öldürdüğünü açık açık söyledi. Bunu biliyoruz. Yeni bir bilgi değil. Ama ispat edemiyoruz. Ben de bunu Emir'e söyledim. Yani dünkü gerginlikle patladım birden. Emir de bana şey dedi. Söyle. Karen'i Tarık'ın öldürdüğünü söyledi. Biliyorum. Neyi? Aynısını bana da söyledi. Eğer bu Karen meselesini biraz daha kurcalarsam... ...cinayeti Tarık'ın üstüne yıkabileceğini ima etti. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Emir'in yeni bir tehdidi olarak düşünmüştüm. Ama? Aması yok. Emir bu. Seni kardeşinle tehdit etmek istiyor. Yani en son hamlesini kullanıyor. Ve bu çok tehlikeli. Biliyorum.
Neredesin canım? Geliyorsun değil mi? Tamam Mansu, geleceğim. Ama biraz işim var, geç kalacağım. Tarık'ı da uyarmaya çalıştım. Ama beni dinlemiyor. Bir yolunu bulacağım. Seni kardeşinle mahkum etti. Ama beni bu yalanla mahkum edemeyecek. Uyardığın için sağ ol. Ama bir daha bunu yapma Nihan. Nereye gideceksin? Yapma dediğimin içinde bu da var. En zoru. Bizim için artık kolay bir şey yok Nihan. O yüzden hoşça kal. Evin oralardayım. Neyin var senin? Hiç. Bu soru benim rutinim oldu, farkındasın değil mi? Hı hı. Ne ha? Ne oluyor yine? Kemal mi? Tabii ki Kemal. Hayır kardeşi. Ha, Zeynep pardon. Abisi. Ya kızım sana ne abisinden falan? Aklımı kurcalayan bir şeyler var. Bir onlara bir cevap bulayım. Ne kadar çılgınsınız? Ne kadar çılgınız Kemal? Hı? Ne kadar çılgınız? Seninle iş görüşmesine gelecek kadar. Heyecanlı mısın sen? Yok canım, ne heyecanı artık. Kaçıncı iş görüşme. O yüzden heyecan falan kalmadı. Ama ayağın öyle demiyor. Ne? Sen ne yapıyorsun ya? Bir şeyler okusana, ne güzel 10 dakikadır sesin soluğun çıkmıyordu. Gıcıksın ya, gerçekten gıcıksın. Sevgilinin size olan aşkını en farklı şekilde nasıl ifade etti? Nasıl edecektik ki? Kemal. Şimdi sen görüşmeye girdiğinde Nihan seni çok seviyorum diye bağırsana. Nihan ne yapıyorsun sen şimdi? Herkes bize bakıyor. Ya bana ne, baksınlar. Çılgın ol biraz. Gir içeri. Seni çok seviyorum Nihan de. Keşke seni buraya getirmeseydim. Ne var sanki söylesen? İyi de sırası mı şimdi? Yani gerçekten şuraya dergiye yazacak bir tane çılgın aşk hikayemiz yok. Sen hala insanları düşünüyorsun. Sen yap. Yaparım. Sen yap, ben yazayım dergi, olur mu? Yaparım. Yap hadi. Yani gerçekten şurada iş görüşmesinin ortasında yaşıyorum. Kemal Soydere. Peki, tamamdır. Kemal Soydere. Buyurun Kemal Bey. Evet, tamam. Nasıl? Kravat. Düzeltiyorum. Bir dakika. Kravatım. Düzelttim. Tamam değil mi? Tamam. Kemal. Bol şans.
teşekkür ederiz. Süreçle ilgili olarak olumlu ya da olumsuz size geri dönüş yapılacaktır. Teşekkür ederiz. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun, bir kan ve gül, gülle diken, aşkım ve sen. Birbirine dönük sırt, sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seviyorum. Seviyor musun? Ağlıyorum. Gülüyor musun? Evet. Ötüyorum. Gidiyor musun? Beni suç gibi görüyor. Aa, yapma. Tabii öyle değil. Beni öptüğü için özür diledi. Kemal'i tanımıyormuş gibi konuşma. Sınırları, yasakları vardır onun. Seni ne kadar çok severse sevsin, yapamayacağı şeyler var. Neden öptü o zaman? Çünkü ilk defa senin masallardaki ölümsüz peri olmadığını anladı. Yani o da kurşun geçirmez bir kahraman değil. İkimizin hayatını tehlikeye attığımı düşünüyorsun değil mi? Sen düşünmüyor musun? Bak Nihan, bugün Emir'le ikisini yan yana gördüm. Gözlerindeki düşmanlıktan korktum. Bak ben Kemal'le mutlu olmanızı herkesten çok istiyorum, biliyorsun. Sen Emir'den ayrılabilsen çoktan çekip giderdiniz. Yani senin Emir'e mecburiyetin her neyse artık. Kurtulabilirim. Emir seni kaybederse yenilgiyi sineye çekecek mi? Kemal'i seni, hayatınızı kurasınız diye rahat bırakacak mı? Yani o manyaktan bu insanlığı bekliyor musun gerçekten? Kemal senden uzak durmadı, her dakika için yanacak. Haklısın galiba. Ondan her türlü pislik beklenir. Bak, siz bir yol bulmaya çalıştıkça her şey daha tehlikeli bir hal alıyor. Nihan'cığım, Kemal seni kurtarırken vurulabilirdi. Yani o kurşunlardan biri isabet etmediği için gerçekten çok şanslısınız. Ama nereye kadar şans sizin yanınızda olacak? Tamam Leyla, tamam. Sus, ne olur. Ben de her şeyin farkındayım ama işte... Kemal'den uzak kalma fikri beni öldürüyor. Çok korkuyorum Leyla. Ya Kemal başkasına aşık olursa? Ya aklı başkasına kayarsa? Asu gibi. Kemal senden vazgeçer mi sanıyorsun? Dediğin gibi ya gerçekten Emir'den kurtuluşum yoksa? Kemal bunu bir gün kabullenecek. Bir hayat kurmak isteyecek. Baba olmak isteyecek. İşte o zaman... Hoş geldiniz. Keşke hoş bulsaydım. Ben Kemal yok diye Leyla ile konuşmaya geldim. Neden? Aranızı yapsın diye mi? Aa, ama şimdi yani... Darılmaca, gücenmece yok Leyla Hanım. Hiç kimsenin oğluma ait bir umudu olmasın. Kemal'im Asu ile evlenecek. Lütfen şimdi bunları konuşmanın sırası değil mi? Tam da sırası. Herkes duysun bilsin. Bu evlilik sadece Hakkı Bey'in vasiyeti değildir. Babasıyla benim de son isteğimdir. Sen de şu kadarcık yürek varsa çekilirsin oğlumun karşısından. Durmazsın önünde. Evli barklı kadınsın. Boşuna umutlandırma. Bırak da yuvasını kursun. Çoluğa çocuğa karışsın.
Görüşürüz.